Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Öncelikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un Sakarya ziyaretiyle başlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Sakarya'da çeşitli temaslarda bulundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş ziyaretlerin ardından Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen 28 Şubat programına katıldı. Programda konuşma gerçekleştiren Kurtulmuş, 28 Şubat darbesi Anadolu insanının yükselişini önleyen bir darbe olmuştur dedi. Anadolu insanının geniş, yoksul, fakir ve kendisi için gelecek arayan Anadolu insanının önünü kesmek için onların siyaset toplumsal alandaki göründürlüğünü ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Bu darbeyi yapanlar, bu darbenin arkasındaki akıl sahipleri bilmiyorlar mı ki? Ya bir metrelik şu başörtüsünü önlesen ne olur, önlemesen ne olur? Ama mesele bir metrelik başörtüsü, yani inançları gereği başını örten insanların başörtüsüyle onların tasfiye edilmesinden öte, o insanların hakir gördükleri, kıyıda gördükleri, köşede gördükleri, bir şey anlamaz zannettikleri o insanların çocuklarının gelip okuyarak toplumda güçlü bir yer edinmesini önlemek için o yasağı ortaya koydular. Şimdi üretici bu yıl tedirgin. Niçin? Çünkü uzun süredir kış şartı görmedik. Mart ayında bu saatten sonra özellikle sahil kesimlerinde sıcaklıkların eksiye düşmesi halinde fındık açısından zor günler bizleri bekliyor. Fakat üreticinin hala 3 Mart'a kadar bir tercihi var. Ürününü sigortalatabilir. 3 Mart tarihine kadar Tersim'den fındık projesi yaptırabiliyorsunuz. Tersim başvurusu yapmayan üreticiler için artık zaman daralıyor. Tarım sigortası başta zirai don olmak üzere üreticinin karşılaşabileceği olası bir afete karşı ürünlerini garanti altına alıyor. Tersim 2023 yılında en çok hasar ihbarını fındıktan almış ve hasar ihbarlarının başında ise zirai don tehlikesi gelmişti. Yine tarım sigortaları kapsamında en çok sigortalanan ürünler arasında fındık yer almıştı. 2023 yılında 15 bin çiftçi fındık ürünü için toplam 40.681 adet tarım poliçesi yaptırmıştı. 2024 yılı için Tersim başvurusu yapmayan çiftçiler içinse artık son 2 gün. Fındığını henüz sigortalatmayan üreticiler içinse 3 Mart pazar günü son başvurular alınacak. Başta ziraat odaları olmak üzere üretici birlikleri, fındık üreticisinin son günü kaçırmayıp mutlaka Tersim başvurusu yaptırması konusunda çağrıda bulunuyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Mart ayı itibariyle zirai don riskine dikkat çeken üretici birlikleri, üreticinin mağdur olmaması için tarım sigortasının büyük önem arz ettiğini belirtiyor. Demine bahsettim. Hiç kış şartlarında bir kış geçirmiyoruz. Hatta neredeyse bahar yaz ayları gibi kış geçirmekteyiz. Hal böyle olunca yangınlara da tablo yansıdı. Geçtiğimiz ay orada 54 yangın meydana geldi. Bunun neredeyse %70'i ormanlarda oluştu. Ordu'da yangınların ardı arkası kesilmiyor. İl merkezi ve kırsal kesimlerde neredeyse gün aşırı yangın meydana gelmeye başladı. Meydana gelen yangınlar kimi zaman bir evin yok olmasına, kimi zamansa bir ormanın yok olmasına sebebiyet veriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından alınan verilerse durumu gözler önüne serdi. Ordu'da Şubat ayı içerisinde toplam 54 yangın olayı meydana geldi. Bu yangınların 16'sı evlerde meydana gelirken 38'i ise orman yangınları olarak kayıtlara geçti. İkametlerde meydana gelen yangınların sebeplerinin başına ise bacaların temizlenmemesi ve eski elektrik tesisatlarından kaynaklandığı tespit edildi. Yaşanan olaylarda ise can ve mal kayıpları yaşanabiliyor. Yetkililer ise özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak baca temizliklerini ve elektrik tesisatlarını yenilemeleri konusunda çağrıda bulundular.
Bu arada yangınlar Mart ayında da devam ediyor. Akkuş ilçesinde bir evde yangın meydana geldi. Ev kullanılmaz hale gelirken o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Yangının adresi bu kez Akkuş oldu. Ordu'nun Akkuş ilçesi Karaçal mahallesinde Dursun Işık'a ait evde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Çevredekiler de yangını söndürebilmek için çabaladı ancak başarılı olunamadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Bir anda büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangın anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Bir süre sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması ise tek teselli oldu. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de yangın mahalline giderek incelemelerde bulundu. Aileye gerekli yardımların yapılacağını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk emeklilere yapılması, emekli ikramiyesine daha doğrusu emeklilerin maaşlarında yapılması gereken, yapılacağı tahmin edilen iyileştirmeyle alakalı konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk yaklaşan Ramazan ayı öncesinde partisinin genel başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin emekliler için önemli açıklamalarda bulunduğunu belirterek enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşacağını söyledi. Milletvekili Şanlıtürk yaptığı açıklamada enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi emekli maaşları için de gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacak dedi. Öte yandan meclisteki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü de kaydeden Milletvekili Şanlıtürk, orduda yapılması planlanan ve yapılmakta olan yatırımların da aksamaması ve hızlandırılması için işlemlerin takipçisi olduğunu kaydetti. Fındık üreticisinin de yararlandığı mazot ve gübre desteğinde miktarlar bugün hesaplara yatırıldı. Fındık üreticisinin merakla beklediği desteklemelerden biri olan mazot ve gübre desteği için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mazot ve gübre desteğinin üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Yumaklı, 81 ilde yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre desteklerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Mazot ve gübre desteği ödemesinden Ordu'da toplamda 128.268 üretici faydalandı. Üreticilere toplamda 183.594.000 TL ödeme yapıldı. Üreticilerin hesaplarına 86 TL'si mazot, 21 TL'si gübre olmak üzere toplamda 107 TL yatırıldı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin saat 18 itibariyle tüm çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu. Ödemeler geçtiğimiz yılda olduğu gibi sadece aynı olarak kullanılabilecek. Şimdi gelelim siyasetin gündemine. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmügüler seçim çalışmaları kapsamında Gölköylüler Derneği'ni ziyaret etti. Burada ilçeye bir de müjde verdi. Ordu'nun 19 ilçesinde seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Mehmet İnmügüler, Altınordu ilçesinde bulunan Gölköylüler Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Hoş geldiniz. Yoğun katılımla gerçekleşen ziyarette Başkan Güler, Ordu'nun 19 ilçesinde yol ve içme suyu rekorlarını kırdıklarını ve bunu yaparken gücü ve desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklardan aldıklarının altını çizdi. Güzel şeyleri birlikte yapıyoruz. Bizim yapamadığımızda Ankara'da bir telefon yakın bakanlarımız var, cumhurbaşkanımız var. Bizim böyle bir üstünlüğümüz var. Yani bizim bu üstünlüğümüz tartışılmaz. Bundan dolayı da rekor sayıda yol, miktarda yol ve su yapıyoruz. Güler yeni dönemde Gölköy'ün Ordu'nun parlayan yıldız ilçelerinden birisi olacağını da söyledi. Gölköy'ün ayrıca biraz önce de bahsettikleri gibi Enerji Bakanlığı'nda da çok önemli çalışmaları birlikte yaptık.
Türkiye'nin neresindeysek, hatta yurt dışında da hep bütün enerjinin en zor işlerini, en fedakarca işlerini, en ağır işlerini Gölköylüler beceriyorlar. İnşallah bir bütün halinde önümüzdeki dönemi Gölköy'ü Türk yüzyılının ordu içinde de Altın Ordu ile birlikte parlayan yıldızı haline getirmeye çalışacağız. Başkan Güler yeni dönemde Gölköy ilçesine yapılacak projelerden birini de açıkladı. Uluvahta Yaylası'na spor tesisi yapacağız dedi. Aynı zamanda bir gelir kaynağı olacak. Bir göl daha yapacağız ve aynı zamanda geleneksel sporların federasyonunun adına da büyükşehir olarak size bir spor tesisi daha kuracağız Uluvahta'nın yanına. Orada İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Enver Yılmaz seçim çalışmalarına Altınordu'da devam etti. Esnafları ziyaret etti. Afiyet olsun. Allah bereket versin. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkanım ne güzel cıvıl cıvılsınız ya. Kolay gelsin hocam. Her gün farklı bir ilçede ziyaret gerçekleştirerek temaslarını sürdüren Yılmaz bugünse Altınordu ilçesindeydi. Nasılsınız? İsminiz? Teşekkür ediyorum. Özgür. Ya, memnun oldum. Nasılsınız? Emre Başkanım nasılsınız? Merhaba kardeşim. Yılmaz, Altınordu ilçesinde Hükümet Caddesi ve Düz Mahallede bulunan esnafları ziyaret etti. Hoş geldin. Sağ olun. İyi misin? Merhaba. Her şey yolunda. Çok. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan adayı Yılmaz, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederken, Altınordu ilçesinde esnaf ziyaretlerine devam edeceğini söyledi. Mübarek Cuma günü sabahın erken saatlerinde Altınordu ilçemizden, Köprübaşı mevkiinden, Barbaros Caddesi'nden bugün tarihi çeşmemizin önüne gelmek suretiyle yol üzerinde gördüğümüz bütün esnaf kardeşlerimize hayırlı işler dedik. İnşallah mevsimin de havanın da güzelliğini dikkate almak suretiyle Altınordu'daki bütün kardeşlerimizle esnaf ziyaretimize devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın nihayetinde de diyoruz ki çok az kaldı. Kaldığımız yerden devam diyoruz. Ordumuz tekrar eski şanına yakışır mahiyette 2014-2019 arası yapmış olduğu belediyecilik hizmetleriyle Türkiye'de belediyecilikte model oluşturan il sıfatını inşallah 31 Mart'tan sonra tekrar kazanacaktır. Tüm hemşehrilerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Altınordu'da aşkın töreninin göreve başlamasıyla birlikte birçok yenilikler hayata geçirildi. Birçok alanda, birçok sektörde yenilikler hayata geçirildi. O yeniliklerden birisi de okulla ilk defa tanışan öğrencilere kırtasiye setinin hediye verilmesiydi. O gelenek haline getirilen uygulama bu yılda sürdürülüyor. Açtım kızı. Evet, hemen açıyorum. Gel bakalım. Başkan tören minik yürekleri yine unutmadı. Al bakalım. Şöyle yavaş. Evet. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in şehir genelinde tüm okullarda ilk defa okulla tanışan öğrenciler için başlattığı ve geleneksel hale getirdiği kırtasiye seti hediyesi bu yılda okul okul minik yüreklere ulaştırılıyor. Başkan Aşkın Tören'in Kaymakam Erkan Karahan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek'le birlikte başlattığı kırtasiye seti dağıtımı Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Bugün Altınordu Belediyesi olarak geldik, arkadaşlarımıza küçük hediyeler verdik. Uygulamayla bu senede kamu özel ayrımı yapmaksızın tüm okullarda yaklaşık 5000 ilkokul 1. sınıf öğrencisine kırtasiye seti hediye ediliyor. Değerli Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Bey'e bu güzel jesti için, geleceğin mimarı olan çocuklarımıza bu güzel hediyesi için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza değer verilmesi, bu gibi özel durumlarda çocuklarımıza desteklenmesi onlar için çok güzel bir mutluluk. Başkan Aşkın Tören'in 5 yıllık görev süresi içerisinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği uygulama okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin de takdirini topladı. Okulumuzdaki öğrencilerimize Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'in öğrencilerimize dağıtmış olduğu kırtasiye setinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda belediyemizin öğrencilerimize vermiş olduğu destek çok anlamlı bir destek.
Altınordu Belediyesi öğrencilerin eğitim hayatlarının her aşamasında desteğini sürdürürken eğitim kurumlarının fiziki mekanlarının iyileştirilmesi çalışmalarına da katkı vermeye devam ediyor. Altınordu Belediye'mizin bu minik ellere onlar için çok anlamlı olan bu hediyesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hakikaten 200 tane öğrencimiz, birinci sınıf öğrencimiz son derece mutlu oldular. Başkan Aşkın Tören söz konusu eğitimse bizim için gerisi teferruattır diyerek eğitim öğretim hayatlarına merhaba diyen evlatlarımıza bir farkındalık yaşatmak amacıyla her yıl sürdürdüğümüz kırtasiye seti hediyemize tüm çocuklarımıza bu senede ulaştırıyoruz ifadelerini kullandı. Kırtasiye seti yardımı için Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e okulumuzun tüm paydaşlar adına teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. Sayın Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören Beyefendi'nin öğrencilerimize gönderdiği kırtasiye ürünleri için, hediyeleri için çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkanı adayı Ulaş Tepe, dün akşam Seçim 24 programının konuğu oldu ve göreve gelmesi halinde yapacak olduğu sosyal projeleri anlattı. 31 Mart yerel seçimlere giderken sahadaki mesaisi devam eden isimlerden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe, Altaş TV'de yayınlanan Seçim 24 programının konu oldu. Seçimlere dair açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Tepe, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tek tek sıraladı. YKS başvuru ücretinden asker çantasına, yeni doğan destek paketinden engelli birey desteklerine varana kadar çok sayıda projesinin olduğunu açıkladı. Bir kere YKS'deki kararımız net. Bunu devam ettireceğiz. Gülyalı'daki sosyal projelerimizin hepsini aynen devam ettireceğiz. Asker hepimizin askeri. Bütün askerlerimizin özellikle askere giderken yanında lazım olması gereken bütün çantasını, bavulunu biz hazırlayacağız Altınordu Belediyesi olarak. Gülyalı'da yaptık, şimdi burada da yapacağız. Yani olmamışı, yapılmamışı anlatmıyorum. Hayali bir şey de anlatmıyorum. Alanlar var zaten. Şimdi yeni dönemde de Altınordu'da bu uygulamaya başlayacağız. Çünkü askerimiz hepimizin askeri, hepimizin hassas noktası. Vatanımızın birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü, kırmızı çizgimiz. Burada da asker kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında yeni doğan bebeklerle ilgili yeni doğan bebek paketimiz vardı. O uygulamayı aynen devam ettireceğiz. Burada kapsamlı bir yeni doğan bebek paketimiz olacak. Özellikle de engelli yurttaşlarımızın yatalak hastalarımızla ilgili elektrikli hasta yatağı desteğimiz devam edecek. Tekerlekli sandalye desteğimiz aynen devam edecek. Gülyalı'da 2 yıl önce başladığımız bez desteğimiz devam edecek. Çünkü kamunun verdiği, yani hükümetin verdiği bez yeterli gelmiyor. Dolayısıyla biz ona bir destek oluyorduk. Altınordu Belediyesi olarak da yeni dönemde özellikle de yatalak, bakıma muhtaç bütün hastalarımızla ilgili biz bez desteğine devam ettireceğiz bu süre içerisinde. Yüksek lisansta doktora da Altınordu çalışması yapan, Altınordu ile ilgili tez ve yüksek lisans çalışması yapan herkese de burs desteğimiz aynen devam edecek. Hem Ramazan'da, diğer alanlarda da, sosyal yardımlarda gelinlik çalışmamız aynen devam edecek. Sünnet şölenimiz aynen devam edecek. Ünye OSB'de bir fabrikanın daha temeli atıldı. Açılışa katılan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'de yaşanan bu gelişmelerin, atılan bu temellerin istihdam açısından ilçeye çok büyük katkı sağladığını ve ilçeyi heyecanlandırdığını kaydetti. Ünye'nin ekonomik lokomotifi olacak organize sanayi bölgesinde bir fabrikanın daha temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda kişinin katıldığı temel atma töreninde heyecan dolu anlar yaşandı. Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye OSB'nin her gün büyüdüğünü ifade ederken 2 yıl içerisinde 34 fabrikanın daha bölgede bacasının tüteceğini söyledi. İnşallah bu temeller burada çok hızlı bir şekilde devam eder. 2 yıl içerisinde Allah'ın izniyle burada 34'ün üzerinde fabrikanın bacalarının tüttüğü, çocuklarımızın, gençlerimizin burada istihdam edilerek aile ekonomisine katkı sunarak gurbete gitmesini engelleyecek ve yerinde istihdamı sağlayarak karnını doyabileceği bir durumun oluşmasına burası vesile olacak. Bu sürecin içerisinde şahsım adına bulunmaktan ve bu sürecin her bir aşamasını yaşayarak bugüne gelmesinden dolayı demin de ifade ettiğim gibi kelimelerle bugün mutluluğumu ifade edemem.
Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan seçim çalışmalarını Yukarı Kızılen Mahallesi'nde sürdürdü. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Maşallah. Hedef 2024 yerel seçimleri diyerek yola çıkan Başkan Türkcan bugünü de boş geçmedi. Gece gündüz demeden ilçenin dört bir yanını gezen Ulubey Belediye Başkanı ve AK Parti Ulubey Belediye Başkanı adı İsa Türkcan, Eymür Mahallesi'nin ardından bugün de Yukarı Kızılen Mahallesi'ni ziyaret etti. Allah razı olsun. Selam. Ne haber? Hanımlar, kolay gelsin. Sağ olun. AK Parti ile gerçek belediyecilik parolasıyla yola çıkan Başkan Türkcan, ev ev dolaşarak hemşerileriyle bir araya geldi. Gittiği her hanede, kahvehanede, sokakta candan bir samimiyetle karşılanan Başkan Türkcan, iki dönemlik başkanlık sürecinde hayata geçirdiği hizmetleri Yukarı Kızılen sakinleriyle paylaştı. Ulubey'e yaptıklarımı son 5 yılda yaptığım Cumhuriyet tarihinde yapılmamıştır. Devlet yatırımlarından bahsedeyim birkaç tane. Ulubey Devlet Hastanesi, İmam Hatip Lisesi, spor okulu projemi önüne kapalı spor salonu. Bizim yaptıklarımız. Küçük sanayi sitesi 29 dükkan. Belediye Kültür Sarayı. Arkadaşlarımız biraz önce yangın alevlerini çağırdı. Ulubey'de tekstil fabrikasında bugün 300 kişi çalışıyor. Ve Ulubeyli kardeşlerimiz çalışıyor. Yeni dönemin yol haritasını da hemşerileriyle paylaşan Başkan Türkcan, Yukarı Kızılen özelinde yapılacak çalışmaları da bir bir anlattı. Damarlı'ya kadar olan kısım sıcak asfalt olacak. Burada yaşayan 30 tane mahallemize, 2 tane ilçemize hayırlı uğurlu olsun. 8 kilometre asfalt yaptık. Şimdi 3 kilometre kısım sıcak asfaltın ihalesi yapıldı. Yaklaşık 2 dönemdir Kızılen mahallemize 3,5 kilometre beton yol yaptık. Yeterli mi? Değil. Türkcan, 31 Mart zaferi için kenetlendiklerini belirtti. Kızılen dünden hazır, biz hazırız, Kızılen hazır. Her zaman hazırız başkanım. Her daim yanımızda oldu. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi de yarın da Kızılen bizimle beraber. Biz Kızılen'e ne yapsak azdır, Kızılen'e ne versek azdır diyoruz. Biz vatandaşlarımızın hep yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah'a hamdolsun, bugün gördük ki Kızılen tekrar yine iktidardan yana. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan'ın Çiftlik ve Çatalpınar'ın Ortaköy mahallelerini beton yol konforuyla buluşturuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan Çiftlik ve Çatalpınar Ortaköy mahallelerini birbirlerine bağlayan yolu beton yol konforuna kavuşturuyor. Yaklaşık 1 kilometrelik kısımda çalışmaları tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Yapılan çalışmalar için Çiftlik Mahalle Muhtarı Gülefendi Atiklik ve mahalle sakinleri Başkan Güler'e teşekkür etti. Beton çalışmamız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hilmi Güler Beyefendi ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vatandaşımız da şu anda yıllardır sorun olan yolda rahatlığa kavuşmuştur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Beyefendi'ye teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Allah razı olsun diyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı. Kaç senedir biz yol çamurun içindeydik. Şu an betonumuzu atıyor. Allah razı olsun diyorum. Çoğu veli sosyal medyada çocuklarının fotoğrafını paylaşıyor. Peki bu durum bir suç mu? Bu durum nelere yol açabilir? İzliyoruz. Elindeki telefonla çocuğunun peşini bırakmayan bir anne, çocuklarıyla takipçi ve beğeni kazanmanın yollarını arayan bir baba, çocukları bekleyen dijital tehlike sharing. Sharing ve parenting kelimelerini, yani paylaşmak ve ebeveynlik kavramından oluşan bir kavramdır sharing. Sosyal medyada anne babaların tüm paylaşımları, çocuklarına dair tüm paylaşımları sharing oluşturuyor. Dipsiz bir kuyu olan sosyal medyada bu ebeveyn örnekleriyle çok karşılaşıyoruz. Bazı ebeveynler çocukları üzerinden müthiş bir popülarite kazanabiliyor. Peki bunun getirdiği olumsuz sonuçlar neler? Getirdiği olumsuz sonuçlarda çocuğun dijital haklarını ve esenliğini ihlal etmiş oluyoruz aslında bu paylaşımlarla. Çünkü çocuğun dijital ayak izini oluşturmuş oluyoruz. Ayrıca çocuğun mahremiyet hakkını ihlal etmiş oluyoruz. Mahremiyet çocuğun hem anayasal hakkıdır hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanmış bir hakkıdır. Her bireyin mahremiyeti korunması gerekir. Özel hayatın gizliliği esastır. Ayrıca çocuklar için de düzenlenmiş Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde bu hak özel olarak düzenlenmişken çocuğun mahremiyeti ihlal edilmiş olunmaktadır.
noktadır. Sonrasında kişilik hakkına değinebilirim. Türk Medeni Kanunu'nda çocuğun maddi ve manevi haklarına oluşturmuş bir hak ihlali gerçekleşmektedir. Sharenting'le kişilik hakkı ihlal edilmektedir. Kişisel veriler son zamanlarda çok yaygın bir konu bu. Çocuğun kişisel verileri paylaşılmış olunmaktadır ve kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında çocuk için kabul edilen hükümler ihlal edilmiş olunmaktadır. Sonrasında siber zorbalık. Çocuk bu paylaşımlarla siber zorbalık tehdidine maruz bırakılmaktadır. Çünkü anne babanın komik olarak gördüğü bir video akranları tarafından bulunup çocukla dalga geçilebilir vesaire bir zorbalığa maruz kalabilmektedir. En önemli sonuçlarından biri ise çocuğun istismarı. Çocuk istismarı gerçekleşmektedir sharenting'le. Bunlar cinsel istismar, ekonomik istismar, duygusal ve psikolojik istismar olarak üç gruba ayırıyorum ben. Cinsel istismarda çocuğun yarı çıplak işte görüntülerinin paylaşılması ve bunu pedofili bireylerce ulaşılması sonucunda cinsel istismar sonuçları doğuyor. Ekonomik istismar daha çok influencer anne babaların işbirlikleri, işte reklam sözleşmeleri uğruna çocuklarını paylaşmaları, bu tarz içerikler üretmeleri neticesinde çocuğu bir dijital işçi sınıfına sokarak çocuk üzerinden para kazanıyorlar. Sonrasında duygusal ve psikolojik istismar ise çocuk bu tarz gönderileri çekerken örneğin birçok instamam var ki çocuğu kayda alıyor işte şöyle de böyle yap falan filan ama sonrasında o çocukla ilgilenmiyor. Veya işte o çocuk kendini prens prenses sanıyor, bir ünlü psikolojisine girmiş oluyor. İşte kid influencer diyoruz, ünlü çocuklar. Çocuklarının hayatlarını sosyal medyada belgeleyen ebeveynleri ifade eden Sharon Tink uzmanlar tarafından çocukların hakkının ihlali olarak değerlendiriliyor. Peki çocuğun bu süreçte ne gibi hakları var? Çocuğun yeni nesil haklarından unutulma hakkı var. Evet, 18 yaşına geldiğinde çocuk o gönderilerin silinmesini, eğer meşru bir amaca dayanmıyorsa o gönderilerin silinmesini mahkeme kanalıyla talep edebiliyor. Ama burada mahkemenin takdiri çok önemli. Yani kesin olarak o gönderiler silinir diye bir durum yok. Ama bunun yerine daha özel, spesifik olarak bu konuda, sharenting konusunda bir yasal düzenleme yapılması önemli. Ünye Kalesi ışıklandırıldı. Gece o görüntü gerçekten kartpostallık bir görüntü oluştu Ünye'de. Tarihi 2500 yıl öncesine dayanan Pontus Kralı 6. Mitrades tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Ünye Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla kale yeniden ayağa kaldırıldı. Yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla ziyaret edilebileceği hale getirilen kalede dış cephe aydınlatmaları da hayata geçirildi. Yeni haliyle adeta ilçenin gerdanlığına dönüşen Ünye Kalesi gören kendisine hayran bıraktı. Yapılan ışıklandırma çalışmasıyla gece görünür hale gelen Ünye Kalesi artık gecede ilçenin birçok noktasından görülebiliyor. Bu haliyle daha da merak uyandıran Ünye Kalesi'nin önümüzdeki günlerde açılışının yapılması planlanıyor. Öte yandan benzer ışıklandırma çalışmasının Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Kurul Kalesi'ne de yapılması planlanıyor. Kurul Kalesi'nde devam eden kazı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandığında restorasyon işlemleri de hız kazanacak. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.